Evet kıymetli kardeşler, Mustafa Akgül hocamızla beraber sohbet ettiğimizde daha önceki senelerde de Allah nasip etti, işte program yaptığımızda da hatırlıyorum. Hemen aile hukuku hakkında, eş şöyle davranırsa Allah Teala onun günahlarını affeder, şu böyledir, bu böyledir. Ha, yine onu konuşalım. Çünkü geçen sene söyledi ya, yine aynı şeyi söylüyor demezsiniz. Ki yani devamlı bunlar tekrarlanmalı. İnsanlar yalanı bile o kadar çok tekrarlar hale geldi ki, insan doğru konuşmaya utandı yani. Fakat ondan önce bir şey dikkatimi çekti, sizle paylaşmak istiyorum. Lütfen bir, hani Ramazan, Kur'an diyoruz. Kur'an'dan bir şey okunmadan geçmesi de çok normal değil. Evet, deminden beri kıymetli hocamızla Kur'an ahlakını konuştuk. Evet, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şeriflerdeki güzellikleri konuştuk ama bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha evvel de işlemedik. Bakın, Nisa suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Hemen başlarındadır, Fatiha'dan sonra. Bakara suresi. Bakara'dan Âl-i İmran, Âl-i İmran'dan sonra Nisa suresi gelir. Nisa suresi kadınlar demektir, hanımlar demektir. Ve lütfen birkaç dakika bende kalır mısınız? Lütfen. Bakın, ayet-i kerime şöyle başlıyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennâsü attakû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhideh. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Derdim Kur'an-ı Kerim'i size makamla okumak değil. Hani böyle ibareyi sadece okumak değil, bu inşallah bereket de olsun diye. Arkadaşlar bakın, şu anda Arapça biliyorum bilmiyorum'a girmeyin. Yani onu konuşmayacağım, affedersiniz. Biliyorsunuz ki, hani böyle birazcık Ramazan'ın başından beri dinliyorsunuz ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman edenler namaz kılın, ey iman edenler oruç tutun, ey iman edenler şuna dikkat edin. Hani bu duyduğunuz, çok alışık olduğunuz, alışkanlığınız olan bir hitap şekli değil midir? Öyle değil mi? Ramazan'da hele, ey iman edenler helal yiyin, ey iman edenler şöyle yapın. Bakın, burada dikkat çekmek istediğim mevzuyu size ifade etmek için bilhassa okudum. O da şu. Bakın bu ayeti kerime insanların bir nefisten yaratıldığı. Hatta bak Ayşe. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz çok güzel çalışıyor. Bakın bu ayeti kerimede insanların tek bir nefisten yaratılması ve erkeklerin kadınların o birbiriyle alakalı hukuku, ailenin bir nimet oluşuyla alakalı dikkat edin. Gerçeği anlatırken Cenab-ı Hak nasıl başlamış? Bakın nasıl başlamış? Ey insanlar. Bu ne anlatıyor? Hocam ya ne demek istiyorsun? Ey iman edenler diye başlamadı. Ayet-i kerime ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, dikkat, ondan eşini var eden, İkisinden pek çok erkek ve kadın nesiller devam ettiren Allah'a karşı lütfen dikkat etmemezlik, saygısızlık yapmaktan sakının, korkun. Müminlere söylemiyor. Arkadaşlar inanın ki bu gece dinlediğiniz sohbetlerde, bakın hepiniz için söylüyorum. Şu 5 dakika bir dinleyin, bir aydınlanma yaşayacaksınız. Geçen Ramazan'da bunu hep söylemeye niyet etmiştim, bir türlü fırsat olmamıştı. Bakın çok önemli bir konu bu, basit bir konu değil. Okuyup geçme, sesi de aç ve dinle. Tekrar söylüyorum. Allah Teala tek bir nefisten, yani Adem'den geldiğimizi bize bildirdi mi şimdi bu ayette? Bildirdi, dikkat edin. Ondan eşini var ettiğini,
bir karı koca ilişkisiyle beraber dişilerin, erkeklerin, hepsinin, zürriyetlerin sürdüğünü işaret etti mi? Etti. Tamam. Ve dedi ki, bunu bir nefis olarak sizi yaratan, sizi bu şekilde rahimlerde şekillendirip, dişiler, erkekler olarak bu hukuku yaratan Allah'a karşı saygısızlık etmeyin dedi mi? Dedi. Dikkat edilecek kısım şu. Başı, ya eyyühellezine amenu değil. Ey iman edenler demedi. İnsanlar dedi. Yine mi anlamadık, anlatamadım. Şu, Allah Teala diyor ki, kim yuvayı yıkarsa, isterse gavur olsun, isterse imansız olsun, kendisi yıkılır diyor. Bu sadece İslam'ın bir gereği değil diyor. İnsanlığın gereği bu. Aile teşkilatını tanımıyor musun? Sana verilen, o bedene emanet edilen cinsiyetinle alakalı emanete sahip çıkmıyor musun? Evlenmesem de olur. Şu kadar senedir beraberiz. Beraber yaşıyoruz, beraber kalkıyoruz. Aynı cinsten evleniyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Çok affedersin, bizim Karadeniz'i temelin dediği gibi. Allah'ın umurunda değil. Olan sana oluyor. Ona işaret ediyor bu ayet. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Yani ben sizin belanızı vermekten öte, siz zaten bu hayat tarzı içerisinde musibetten kurtulamazsınız. Bu ilişkiler, bu bozukluklar, ben onsuz da olur, evlenmesem de olur, şöyle yapsam da olur, onu alır buraya takarım, oradan bunu çıkartırım, şuradan bilmem ne yaparım dediğinde, ey insanlar diyor, dikkat edin, müminler demiyor. Ey müminler, böyle yaparsanız sizi cehenneme atarım demiyor Allah Teala. İnsanlar diyor. Yani insanlıktan çıkar, mahvolur, perişan olursunuz. Bu Allah'ın size koyduğu kaidedir. Hürmetsizlikten sakının. Anlatamadım galiba. Aile teşkilatı dediğimiz şeyde bir İslami taraf var. Yaptıklarımızla alakalı Allah Teala'nın bize vereceği şeyler var. Ya biliyor musun sen? Bir insan meşru şekilde evlendiğinde Allah o kadın ve erkeğin geçmiş günahlarını siliyor. Birçok dini inançta evlenmek, şehvet, çocuk, necaset kabul edilir. Niye yıkıyorlar, vaftiz ediyorlar zannediyorsun? Şehvet tohumu görülür çocuk. Pagandan gelmedir o. Bizde çocuk masumiyet timsalidir. Evlenmek günahların affına vesiledir. Karı koca beraber meşru şekilde evlendiklerinde Allah Teala o karı koca beraber olacaklar, çıkın dışarıya diye meleklerini bile dışarı gönderir. Sen bana bu hürmetin bir örneğini göstersene ya, İslam'dan başka. Sana her sene meydan okuyorum ben. Öyle alıp da ağzını yüzünü yüzenler, vuranlar, kin kusanlar, Allahu Ekber sesine bile tahammül edemeyenler. Ya siz, aslında ben üzülüyorum. Kavga etmek için söylemiyorum. Arkadaşlar, siz böyle bağırıp çağırırken ya dininizden hakikaten haberiniz var mı sizin? Bak, dinimiz bu. Putperestlik dinden sonra çıkmıştır. Biliyor musunuz bunu? Önce putperestlik yoktu. İlk insan Adem'di. Ama Allah Teala bozulup bozulmaması insanlara emanet etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde, işte Ramazan'ın başında da okuduk ya, İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Bunu biz indirdik, bu Kur'an-ı Kerim'i korumayı da biz yaptık. Sünnetiyle koruyacak, ashabıyla koruyacak, ümmetiyle koruyacak, Allah koruyacak, nasıl koruyacaksa koruyacak.